Merhabalar efendim, iyi yayınlar. Tüm Türkiye'ye, tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum bir kez daha. Teşekkür ederiz. Şimdi tabii çok merak ettiğimiz sorular var aklımızda. Sırasıyla ben size soracağım ama öncelikle bu büyük yıkımın yaşandığı deprem bölgesinde vatandaşlarımız zor günler geçiriyor. Bir korku ve panik, endişe hali var orada. Özellikle yaşanan artçı depremleri sormak istiyorum bu noktada. Uzun bir zaman süreceğini duyduk, artık biliyoruz, hakimiz, ama ne kadar daha sürecek ve bu artçıların büyüklüğü, şiddeti ne oranda olacak? Hepimizin bildiği gibi üst üste çok büyük iki tane deprem oldu. 7.7 ve 7.6. Bu depremlerin artçılarının aylar boyu süreceği, hatta bir yıla kadar artçı sarsıntıların olacağını daha önce ifade etmiştik. Örnek vermek istiyorum. Yani bugün 9.000 sayısını geçti. 9.000 üzerine rakamlar, artçı sarsıntılar geçti. 6'nın üzerinde 3 tane biliyorsunuz artçı sarsıntımız var. Örnek veriyorum, 2017'deki Gökova Körfezi'ndeki bir deprem, 6.6 büyüklüğündeki bir depremin dahi 9.400 tane artçısı olmuştu. Arada çok büyük enerji farkı var. 7.7 ve 7.6'lık iki tane depremimiz var. Bu artçıların bir yıl boyunca süreceği düşünürse yani bu rakamların 20 binlerin üzerine çıkacağını tahmin etmek, belki daha da fazla olacağını tahmin etmek hiç zor değil. Ama vatandaşlarımız tabii üst üste böyle 6.5, 7'ye yakın depremlerin böyle onlarca olmasını biz çok fazla beklemiyoruz. Bu tarzda da maalesef açıklamalar yapılıyor ama vatandaşların şunu bilmesi lazım. Bu artçı sarsıntılar uzunca bir süre devam edecek ama yapmaları gereken tek şey olabildiğince sakin olmak. Tabii ki hep daha önce de ifade ettim, uzaktan bunları söylemek çok kolay. Oradaki koşullar çok çok daha farklı ama bulundukları yerlerde, güvenli yerlerde yaşamaları ve hasar görmüş binaların, orta ve ağır hasarlı binalarına kesinlikle girmemeleri, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin, AFAD yetkililerinin uyarılarına uymalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Dediğim gibi bu artçı sarsıntılar devam edecek. Bu depremler nereyi tetikler, ne yapar? Yani ülkecek aslında vatandaşlarımız maalesef gerçekten psikolojik bir yıkıntı altına girdiler. Aslında belki en güvende olması gereken yerlerde bile en ufak bir sarsıntı duydukları zaman 2.2'lik, 1.5'lik depremleri, insanımızın algı eşiği çok yükseldi. Artık en ufak bir sarsıntıda bile alarm durumuna geçerek belki bulundukları evleri, belki bulundukları şehirleri terk etme yönüne gitme çabaları da bulunmakta. Dolayısıyla biraz daha sakin olmak lazım. Özellikle de bazen basın yayın organlarında yapılan açıklamaları da çok fazla dikkate almamalarını, yani tabii ki ülkemiz bir deprem ülkesi ama ülkemizin her yerinde belirli büyüklüklerde deprem olma ihtimali var ama yani bulunduğunuz yerde olabildiğince binaların sağlamsa çok fazla da bu psikolojiye girmemenizi ben öneriyorum. Çok doğru söylüyorsunuz. Psikolojimiz bu anlamda çökmüş durumda. Her depreme odaklanıyoruz. Özellikle dün de bir deprem daha meydana geldi. Niğde'de yine Kandilli'den aldığımız bilgilere göre şiddeti de 5.2 ama bağımsız bir deprem. Yani bu fay hareketliliğinden mi kaynaklanıyor Haluk Bey? Bundan sonra da yine bu şekilde bağımsız depremleri görmemiz mümkün mü? Ona göre hazırlıklı olalım. Şöyle ifade edeyim. Yani ülkemizde böyle büyük depremler olmasa dahi yılda 20 bin tane deprem kaydediyor Kandilli. Dolayısıyla yani bu Doğu Anadolu fay sisteminde peş peşe olan iki tane deprem ve artçılarıyla ülkemiz bir yandan sallanırken onun dışında farklı faylarda çok özür diliyorum. Farklı faylarda da deprem olmakta, yani ülkemizin birçok yerinde deprem kaydı bulunmakta. Dolayısıyla yani dediğim gibi işte Marmara Denizi'nde oluyor bir üçlük deprem, herkes bir anda ayağa kalkıyor. Zaten lütfen Kandilli'nin web sayfasına insanlar baksınlar, geçmiş depremleri sorgulasınlar, aylar boyu, yıllar boyu, yani çok basit olarak istatistiklere baksınlar. Zaten dediğim gibi yılda normal koşullarda 20 bin tane biz deprem çözüyoruz. Ege'de, Akdeniz'de, İç Anadolu'da, Karadeniz'de birçok deprem olmakta. Dolayısıyla lütfen vatandaşlarımız olabildiğince sakin olsunlar.
Tabii az önce söylediniz Haluk Bey, ama ben bu konuya bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Özellikle bugünlerde Marmara depremini de konuşur hale geldik. Sizin de söylediğiniz gibi farklı görüşler de ortaya atılabiliyor uzmanlar tarafından. Bu konuşmaların, açıklamaların bazıları da bizi iyice paniğe ve korkuya sevk ediyor. Bu noktada aslında cevabını bildiğimiz noktalar da var, ama ben bilmeyenler için de bu konuda hala soru işaretleri kafasında olanlar için sormak istiyorum. Bu iki büyük deprem Marmara depremini tetikler mi? Önümüzdeki süreçte bunun etkisi ne olur? Vatandaşlarımızın da gerçeği öğrenmesi ve kamuoyundaki o dedikodulara, kirli bilgiye kanmaması açısından söyleyecekleriniz önemli. Ya bu iki depremin, Doğu Anadolu fay sisteminde olan bu iki depremin olası Marmara depremini tetikleyeceğini söylemek bilimsel olarak çok 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 iddialı bir yaklaşım olur. Dolayısıyla bu sistemin Marmara'daki olacak depremi öne çekeceği, hızlandıracağı gibi yaklaşımların çok doğru olmadığını düşünüyorum. Ancak bununla birlikte de Marmara'daki deprem tehlikesinin sürdüğünü, yani olağan zaten deprem tehlikesinin var olduğunu söylüyorum. Burada çok çeşitli öğretim üyelerinin farklı modeller kullanarak, farklı varsayımlarla değişik değişik tespitler olabiliyor. Yani 7.2 diyen var, 6.9 diyen var, 7.4, 7.5 diyen var. Ben aslında bunu çok uzun zamandır ifade ediyorum. Bu tarz bilimsel tartışmaların ekranlar karşısında, vatandaşların önünde yapılmasını ben hiç doğru bulmuyorum. Çok doğru. Çünkü burada kesin bir doğru yok. Yani farklı modeller var. Burada tek bir doğru var. Marmara Denizi içinde, başta İstanbul'u, daha sonra Marmara bölgesini etkileyecek bir deprem potansiyeli var. Fakat bu fay tek parça mı kırılacak, iki parça mı, üç parçalı mı kırılacak? Bunu da çok net bilmiyoruz. Şuna gelmek istiyorum. Yani hep söylüyorum, 6.9'luk bir deprem olursa hiç kimsenin burnu kanamayacak, her şey güllük gülistanlık olacak da 7.2 olursa mı felaket olacak? Hayır. İki depremde gerçekten yıkım ve hasarlara, can kayıplarına sebep olabilecek düzeyde depremler. Ancak bizim yapmamız gereken depremin açıkçası ne zaman olacağından ve ne büyüklükte olacağından çok biz ona ne kadar hazırız, bu depremi nasıl karşılayacağız, o konuda odaklanmamız lazım. Dediğim gibi, yani depremin büyüklüğü, zamanını çok 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 önemsememek lazım. Sağlam binalar, yani burada da aslında karar vericileri ve vatandaşların üzerine düşen gerçekten çok önemli görevler var. Özellikle şunu söylemek istiyorum, yani maalesef basın önünde şunlar tartışıyor. Şu bölge, şu mahalle sağlamdır, şu semt sağlam değildir, burası çürüktür. Yani bakın, sadece tek bir parametre değil, faya yakınlık, binanızın, bakın faya yakınlık, zemin koşulları, bina-zemin ilişkisi çok önemli. Yani faya çok yakın yerde bir yerin eviniz vardır. Zemini çok iyi değildir ama oraya öyle bir teknikle bir inşaat yapmıştır ki çok sağlam zeminli bir yerdeki, faydan çok uzak bir yerdeki fakat kötü yapılmış bir binaya göre depreme karşı çok daha dirençli olabilir. Dolayısıyla bunları çok iyi algılamak, bunları çok iyi değerlendirmek lazım. Yani tek bir parametreyle bir yorumda bulunmak inanılmaz yanlışlara yol açabiliyor. Yani dolayısıyla lütfen sakin olalım vatandaşlar olarak. Yani bir de Türk milleti olarak şöyle oluyor. Maalesef bu bizim genetiğimizden gelen bir şey. Yani bu iki tane deprem olmasaydı ülkemizde herkes mutlu, mesut, huzurlu bir şekilde yaşıyordu. Yanılıyor muyum? Evet, yanılmıyorum. Çok doğru yani söylüyorsunuz. Evet. Unutmuştuk depremi. Yani evet. Ülkenin her yerinde hiç aklımıza gelmiyordu. Biz ne zaman ki bu acıları yaşıyoruz, bir an için heyecanlanıyor. Hemen böyle telaşla aslında sağlıklı hareket etmiyoruz. Ardından anlık kararlar veriyoruz. Ardından 6 ay, 1 sene sonra bunların hepsini unutuyoruz. Normal hayatımıza dönüyoruz ve çok daha yapmamamız gereken davranışları yapıyoruz. Dolayısıyla biz bunlardan ders alıp bir yere bu ders notlarını yazmamız lazım. Ama şu anda bu süreç, çok taze yaşadığımız iki tane deprem var. Evet. 7.7, 7.6 gerçekten 1939 Erzincan depreminde kadar büyük olmasa da peş peşe iki tane olması, etki alanının çok geniş olması sebebiyle çok büyük bir afetle karşı karşıyayız. Şu anda hiç kimsenin suçlu araması, yani suçlular odur, budur, yani hatalar, yanlışlar yapılmış olabilir ama bunları lütfen bir kenara yazalım ama şimdi bunların kavgasını yapmayalım. Çok. Aklı selim bir şekilde bundan sonraki felaketlere, doğa olaylarının felaket olmaması yönünde gerekli önlemleri alalım. Çok doğru söylediniz ve hatta da rahatlattınız diyeyim ben size. Çünkü ben de o
profesörlerimizin dikkat çektiği semtlerden birinde oturuyorum. Yani tarihten silinecek, öyle bir yer kalmayacak vesaire şeklindeki açıklamalar, inanın hani bu kadar işin içinde olmamıza, araştırmamıza rağmen psikolojimizi tam anlamıyla bozmuş durumda. Bu noktada da biz önce binamıza döneceğiz, bakacağız öyleyse. Bundan sonra da yine bina hasar tespitleri, işte binamız depreme ne kadar dayanıklı, bunu araştırmamızın önemi aslında ortaya çıkıyor. Siz de bunu söylüyorsunuz değil mi? Kesinlikle öyle. Örneğin işte bulunduğum konum itibariyle işte Enstitü Müdürü olmamdan dolayı hem Ankara'da Afet İçişleri Bakanlığı'nın Afet Acil Durum Yönetimindeki kurul üyesiyim. Ondan sonra işte AFAD'da belli pozisyonlar oluyor. Deprem Çalışma Grubu üyeliği var. İşte 12. Kalkınma Planı'nda görevlerim var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deprem üst kurulunda görevim var ve dolayısıyla bakıyorsunuz aslında hem yerel yönetim hem merkez hükümet bu konuya çok önem veriyor. Ancak buradaki tek şeyin bu bir kişinin çabasıyla olmayacağını ne merkez hükümetin ne yerel yönetimin toplu bir şekilde, yani bir seferberlik bu afetlerin önüne geçebileceğimizin üstüne bir kez daha basarak ifade etmek istiyorum. Çünkü tek bir kişinin yapacağı bir iş değil. Çok büyük olaylar, çok iyi koordinasyon lazım, el birliğiyle yapılacak işler. Bunları hep yapabiliriz. Ülkemiz gerçekten güçlü bir ülke. Her açıdan insan kapasitemiz, bilgi birikimimiz, yardımseverliğimiz dünya üzerinde örnek gösterecek bir seviyede, ama yapmamız tek gereken şey bu güçlerimizi birleştirmek. Yani ben değil de biz olabilmek. Çok doğru söylediniz. Çok güzel mesajlar verdiniz. Son olarak bir yine saha incelemeleriniz devam ediyordu. O konuyla ilgili de son durumu merak ediyorum açıkçası. Depremlerin ardından bölgede kaymalar oluştuğunu da açıklamıştınız. Önce 3-4 metreydi ama son açıklamalarda 7-8 metreye kadar çıktığını söylemiştiniz. Bu incelemeler tamamlandı mı kaymayla ilgili? Şöyle açıkçası, bu tarzdaki bilimsel çalışmalar sürüyor. Öncelikle ilk veriler 3-3,5 metrelik veriler sahadan gelen uzmanların arazide yapmış oldukları gözlemlerdi. Direkt sizler de görmüşsünüzdür. Sınırların kayması, tarlaların kayması, yolların kayması. Ardından farklı tekniklerle, daha sonra uydu verileriyle, GPS ölçümleriyle, örneğin tüm ülkede olan TUSAG Aktif dediğimiz, yani Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Harita Genel Müdürlüğü'nün kurmuş olduğu istasyonlardaki bazı istasyonlarda 5 metrelik kaymalar gözlemlendi. Daha sonra yine insaniyle dediğimiz uydu teknikleriyle yapılan gözlemlerde alansal olarak 6-7 metrelere kadar farklı kaymalar olduğu gözlemleniyor. Fakat bu kaymalar total olarak ülkenin işte 7 metre kaydığı olarak algılanmaması lazım. Lokal olarak oluyor bunlar. Faya yakın yerlerde daha fazla hareket oluyor. Faydan uzaklaştıkça bu hareket azalıyor. Yani kaymalar, yer değiştirmeler azalıyor. Burada belki daha önce de ifade etmiştik, mülkiyet sınırları ile ilgili problemler çıkabiliyor. Tarlalar kayıyor. Yani elinizdeki koordinatlarla, mevcut koordinatlar tutmuyor. Bu konuda da Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün hemen saha çalışmaları var. Dolayısıyla o koordinatlara düzeltmeler getiriliyor. Bu sorunları da çözebilmek için çalışmalar sahada yapılıyor. Bu şekilde özetleyebilirim. Peki. Çok değerli bilgiler verdiniz. Ekleyeceğiniz bir başka bilgi var mı? Ya da son çağrınız bütün bu konuştuklarımızdan çıkarılacak. Belki bir özet, birkaç cümleyle daha vatandaşlarımıza seslenmek istersiniz. Şöyle, ülkemiz bir deprem ülkesi. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız ama bununla da yaşamaya alışmamız lazım. BİFAY'ın, çok kritik bir bilgi veriyorum ama, BİFAY'ın 7,5 büyüklüğünde bir deprem üretmesini söylemek, o 7,5'lıktaki depremin 3-5 gün, 10 gün, 1 sene, 3 sene sonra olacağı anlamına gelmiyor. Bu söylemlere de çok dikkat etmek lazım. Çünkü fayın 7,5'lık deprem üretme potansiyeli olabilir. Ama deprem tekrarlama aralığı 500 sene olabilir. Yani bu doğuda yaşadığımız depremler yaklaşık 500 senelik, 600 senelik, belki 800 senelik enerjiyi bir anda boşalttı. Bu ne anlama geliyor? Aynı büyüklükte o bölgede bir daha deprem olması için yüzyıllar geçmesi lazım. Yani yandaki komşu fayları tetikler, tetiklemez. Bunların hepsinin deprem tekrarlama aralıklarına bakıp yorum yapmak lazım. Dolayısıyla deprem çok bilinmeyen bir şey. Lütfen buna göre herkes hem yapılan açıklamaların daha sağduyulu olması lazım, hem de vatandaşlarımızın daha sakin olarak süreci takip etmelerini öneriyorum. Bundan sonraki doğa olaylarında afetlere dönüşmeyecek şekilde toplumca önlemlerin alınmasını ümit ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.
Efendim ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çok değerli açıklamalar yaptınız, önemli mesajlar verdiniz. Zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Yine Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgiler bizim için çok önemli. Yakından takip ediyoruz. Bu noktada da yine takipte olduğumuzu da söylemek isterim. Teşekkür ediyorum. Bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.